Az pilav mı? Yok, hayır. Sinir oldum sana diye. Atıyorum. Maşallah. Atıyoruz. Hadi. İnşallah çıkar. Yıkılır her gece üzerime dünya. Ben sandım sahici, meğerse bir rüya. Gönlünü gönlüme, ömrünü ömrüme. Yazmıştım sildiler zorla. Son 10 dakika. Hamsili pilavlar bir bir fırına giriyor. Yarışmacılar heyecanla tariflerinin pişmesini bekliyorlar. Evet, hadi bakayım. Utandırma beni. Ankara'daki gibi güzel güzel piş. Milim çalıştım, milim. Jüri bir hata bulamaz. Kesinlikle bulamayacak. Çocuklar bana öyle yemeğine gelin. Hayır, katma. Önceden tadıp yorum yapacak. Uyanık elleme. Pilavını yiyorum ben. Hayır. Programdan sonra yok hayır, artık. Hayır, çok açım. Pilav açsın. Yiyeceğim. Hayır, ona bakıyor, ona göre şey yapacak. Uyanık seni. Asla ona alakası yok. Gözün öyle söylemiyor ama. Ama balıkla birleşince başka bir şey olacak. Bu böyle mi yiyeceğim ben bunu? Bilemem. Salim hamsili pilavını en son fırına veren yarışmacı oluyor. Tarifini farklı bir teknikle hazırladığı için balıkların uzun süre fırında kalmasına gerek duymuyor. Bakalım jüri Salim'in tarifi için ne yorumda bulunacak? Yarışmacıların gözleri fırında heyecanla ve sabırsızlıkla tariflerinin pişmesini bekliyorlar. Sen şunu ittir üsttekini. İttir, hayır ittir. Tamam. İttir, ittir. Sen bu tepsiyi bu tarafa ittir. Tamam. Çok güzel. Dikkat et. Ve hamsili pilavlar bir bir fırından çıkmaya başladı. Bakalım günün sonunda jüri en çok kimlerin tariflerini beğenecek ve bugünün eleme adayı kim olacak? Bismillah ya Allah, hoppa. Dikkat et. Canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen. Baksana sizinki benimki gibi değil ki. Benimki şey ortası delik miydi? Yani bu çok risk. Dağılabilir, parça pinçik olabilir. Sizinki düz. O risk yok. Ama bu benim işim. Senin yedi kuleli rezidüs yaparsın, ben de böyle yaparım. Çıkart bakayım, gözüm nasıl kalıyor şimdi, bak gör. Hayır, gözü değecek. Gözüm nasıl kalacak bak şimdi? Nazar değecek, yok bir şey, bir şey yapmadım. Ünal ve Tuğçe hamsili pilavlarını sunum tabaklarını alırken diğer yarışmacılar da tariflerini fırından çıkartmaya başlıyorlar. Ünal haricindeki tüm yarışmacılar bugün hamsili pilav tariflerini Ver Fırına mutfağında ilk defa denediler. Bakalım hem sunumu hem de lezzetiyle jürinin beğenisini kazanan yarışmacılar kimler olacak? Kimler jüri tarafından koruma altına alınacak? Tuğçe hamsili pilavını sunum tabağına alırken kalıbı kaydırdığı için tarifi biraz bozuluyor. Abba! Ne oldu be? Ünal hamsili pilavının üstü kızarsın diye yeniden fırına vermişti ancak çıkartırken maalesef elini yakıyor. Gerçekten yandım, yandım. Allah yandım tam şimdi. Buza koyma abi, kabarır, daha kötü olur. Aslında şey lazım, şu sarı sabagotu var ya, aloe veralı dedikleri. Onu sürersen hiçbir şey olmaz, hemen geçer. Ya canın da jihalet teknik bilgi veriyor ya. Yarışmacılar hamsili pilavlarını hazırladı. Sunum tabaklarına son dokunuşlarını yapıyorlar. Son bir dakika. Yarışmacıların son bir dakikaları kaldı. Hamsili pilavlar da hazır. Yarışmacılar bugün sürelerini iyi kullanıp tariflerini tamamlamayı başardılar. Bakalım hazırladığı tarifle gün birincisi kim olacak ve jüri kimi eleme adayı olarak seçecek? Bura, son 10. Bura, son 5. 4, 3,
2, 1. Evet, süreniz bitti. Tezgahlarınızdan ayrılıyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok maalesef, bol şans diliyorum. Hamsili pilavlarınız hazır sevgili jürimiz. Jüri hangi iki yarışmacıyı koruma altına alacak? Yarışmacıların süreleri doldu. Sunum tabaklarıyla tadım masasına doğru ilerliyorlar. Her biri sunum tabaklarını kendi isminin arkasına yerleştiriyor. Birazdan jüri gelip tadıma başlayacak ve en beğendiği iki tarifi seçip iki yarışmacıyı koruma altına alacak. Daha sonra da yarışmacılar birbirlerinin tarifini tadarak jürinin eleme adayını belirlemesi için günün en düşük performansını gösteren yarışmacıları seçecek. Hamsili pilavlarınız hazır sevgili jürimiz. Şimdi her zamanki gibi tadımlarını yapacaklar jürimiz ve koruma altına alacakları tabakları da belirleyecekler. Bol şans diliyorum onlar tadıma başlamadan önce. Görsel olarak gayet güzel gözüküyorlar ama bildiğiniz gibi gayet seçiciler kendileri. Buyurun. Jüri tadıma ilk olarak Tuğçe'nin hamsili pilavıyla başlıyor. Öncelikle pilava portakal kabuğu rendesi koydum. Tam o lezzeti hissedemedim. Sonra suyunu koydum. Yine hissedemedim. En sonunda portakalın tamamını koyma düşüncesi oluştu bende. Koydum. Muhtemelen fazla olmuş olabilir. Hani hamsi tadını bastırmış olabilir. Sıra geldi Buğra'nın hamsili pilavına. Yaparken hiçbir zorluk yaşamadım. Sadece balıkların kılçığı çıksaydı daha iyi olurdu. Onunla biraz uğraştım ama bir zorluk yaşamadım. Ve jüri son olarak Ünal'ın et suyuyla hazırladığı hamsili pilavını tadıyor. Kek kalıbında yaptığım için riskli ama çok da güzel çıktı. Hiç de daha olmadı. Âlâ yuvâlâ. Evet, jürimiz kararını verdi. Oldukça zorlandıklarını da söylediler. Herhalde birazdan size de anlatırlar ve söylerler ne beklediklerini ve ne bulduklarını da. Yine her zamanki gibi koruma altına alacakları iki tabağı açıklayacaklar. Ve onun ardından da siz tadıma geçeceksiniz. Ama önce bakalım birincimiz ve ikincimiz kimmiş? Buyurun. Önce sen başla söze. Hep ben giriyorum. Peki. Sadece seçtiklerimizle ilgili konuşacağız. Diğerlerini daha sonra konuşacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim ki hamsili pilavın kuralı budur. Bunlar olur, içine bunlar konmalıdır gibi bir noktadan asla hareket etmedik. Çünkü biz var olan kalıpların dışına çıkıp düşünmeyi seviyoruz. Bunu
yüreklendirmek istiyoruz. Ben bunu beğendim yerim diyor muyuz, demiyor muyuz? Ben bunu beğendim yerim diyor muyuz, demiyor muyuz? Ona baktık. Tadı tuzu yerinde mi? Hareketli mi? Ve bir şöyle bir hali var mı? Böyle mi?lere baktık. Sonra benim için çok önemli bir özellik, bol hamsisi var mı? Çünkü biz de evde yerken sürekli şöyle oluyor. Ama bana biraz daha balığından koy, biraz daha balığından koy. Pilav çok oldu. Bu da çok önemli. Öyle olunca da pilavı ve balığı ayağı yorganına göre denk uzanmış. Tadı güzel. Evet, klasik usul ama çok lezzetli bir tabağı ikinci seçtik. Zeynep'in tabağı. Tebrik ediyoruz. Çok rahatladım. İnanılmaz rahatladım. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Güzel iş yaptın. Eline sağlık. Çok teşekkürler. Haftaya kötü başladım. Bu ikincilik bana çok iyi geldi. Aslında birinci olmayı düşünüyordum. Yani birinciyimdir diye düşünüyordum. İkinci oldum. Sonuçtan memnunum. Birinci seçtiğimiz tabak bizim için önemli olan birkaç dengeyi içinde barındıran bir tabaktı. Pilavının kıvamı, sululuğu, bu tip bir fırın pişirmesinde çok kupkuru ve dipdiri kalmamış olması ve lezzet açısından her ağzımıza attığımız çatalda tatminkar bir lezzet bütünlüğünü bize verdiğinden dolayı bugünün birinci tabağı olan Ünal Bey'in tabağına ikinci bir çatal daha atmak istedim. Dengeli bir lezzet yakalamışsınız. İçinin sululuğu en güzeldi. Şıkır şıkır sulu değil, kupkuru değil. Başarılı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok iddialı oldunuz bir günde ve söylemiştiniz ve şaşırtmadınız bizi. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Birinci olunca oh dedim çok. Yani göbeğimin yağları erdiden çok heyecan yapıyordum. İyi oldu, hakkımdı. Hakkımı bana teslim ettiler. Teşekkür ederim. Evet, Ünal Bey ve Zeynep'in tabakları koruma altında. Şimdi diğer yarışmacılarımızın tabakları bütün yarışmacılar tarafından tadılacak ve en zayıf buldukları tabakları da bize aktaracaklar. Ünal Bey ve Zeynep de tabii ki tadacaklar ve yorumlarını yapacaklar. Arkadaşlar hepinize asıl şimdi daha da bol şans diliyorum. Çünkü jürimizden daha zorlu bir beğendirmeye çalışacağınız insanlar grubuyla karşı karşıya kalıyorsunuz bu etapta. Kolay gelsin. Ne güzel ne kötü. İkisinin arası. Salim'i yönlendiriyorlar. Kılçık geldi resmen. Yani Buray'la seni tartışabilirim. Biraz bence ıslak kalmış. Salça tadını beğenmedim. Yarışmacılar günün en düşük puanını kime verecekler? Evet, yarışmacılarımızın tadım aşamasına da yine Tuğçe ile başlıyoruz. Alalım seni. Masamızın başına. Sert içeride nane koymuşsun ama içi çok pişmiş bence. Bura balıklar koktuğun gibi değil pişmiş ama iç harcında tuz yok. Benim tuz konusunda bir sıkıntım var sanırsam. Kimseye beğendiremiyorum tuzumu ama bence tuzu gayet yerindeydi. Salim yine değişik bir lezzetle karşılaştırdım bizi. Yani güzel balıkla beraber yenmesi ama gerçekten portakal tadı fazla geliyor ilk başta yediğimde. Hani o daha ön plana çıkmış balıktan. Katılıyorum. Yani ezmemişti, balık tadını yok etmemiştir. Hamsi tadını kolay kolay yok ettirecek bir balık değil. Siyah etli ve kuvvetli bir balık. Ama ağza ilk gelen lezzet balıktan önce portakaldı. Bu doğru. Bugün ne etliye ne sütlüye karışmamış gibisin. Ne güzel ne kötü. İkisinin arası. Salim'in ağzının içerisinde bence birkaç tane Salim daha var. Ve onlar sürekli orada evet ya hayırdır kötü diye
Salim'i yönlendiriyorlar ve onlara dayanarak Salim enteresan yorumlar yapıyor. Buğra, buna hangi baharatları koydun? Şu an ben bile hatırlamıyorum. Kimyon var mı? Karabiber. Kimyon var mı? Var. Kimyon tadı geldi. İlginç bir tat. Pilavda hani yemiştim ama nokta böyle bir şey de sadece beklemiyordum. İçi sulu, gayet iyi olmuş bence. İçin sululuğu, gerçekten o sulu olmasını arıyorsak. Balığı da şey, yumuşak, sert değil. Tuğçe, içindeki pilav fırına girmeden önce bana göre daha lezzetliydi. Tatma fırsatı yakaladım. Ama yine başarısız bir çalışma olmamış içi için. Ama dışarısı şey, dıştaki balık kısmı bana kuru geldi biraz. Salim'in Buğra'nın tabağıyla ilgili yaptığı sadece kimyon yorumuna katılıyorum. Çünkü diğer balığın yumuşak olması ve içinin sulu olması kısımları balığı bence çok yumuşak değildi. Pilavı güzel kapatmışsın. Balığın kokusu pilava sinmiş. Hoş bir tadı var. Portakallı pilav böyle bir hoş olmuş. Yani kesim aşaması. Ama aynı formu, nasıl diyeyim Salim, böyle balığı kapatırken de keşke yapabilseydim. Çünkü az bir balık var içinde. Tuğçe, bana diyordun balık ayıklama konusunda ama kılçık gelirse söyleyeceğim demiştin. Kılçık geldi resmen ağzıma. Ben daha iyi soruyormuşum. Salçalı pilavla bütünleşmesi iyi. Biraz daha bakacağım hatta. Ama pilavın biraz lapı olmuş sanki. Sulu gibi geldi bana. Yani nasıl diyeyim, çok durmuş, çok demlenmiş ya da demlenmemiş gibi. Buğra kesinlikle orada espri yapmıştır. Çünkü balıkları tek tek temizledim. Hiçbirinde kılçık yoktu. Gerçekten kılçık geldi ve beni çok kez uyardı. İnşallah kılçık gelmez diye. Ve ilk aldığım balıkta kılçık vardı. İçindeki baharatlarla güzel bir tat olmuş. Ellerine sağlık. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Bana balık ayıklama öğrettiğin için sana çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buranın hamsili pilavı güzeldi, fena değildi. Fakat ona söylememe rağmen balıkları ters etti. Niye bunu yaptı anlamadım. Bu benim tarzım dedi. Derili kısımları içe, etli kısımları dışa verdiği için pişirirken kupkuru olmuş etleri. Birazcık fazla ısıyla temasta onu tek koruyacak şey dışındaki o parlak ve yağlı derili kısmı. Onu da içeride bırakınca biraz fazla kurumuş. İlk defa böyle denediğin enteresan bir şeyi beğendim Salim. Evet. Diğer iki tabak içerisinde lezzet olarak, yani Buğra'yla seni tartışabilirim Tuğçe. Ama sanki ben yine bugün mutluyum. Tuğçe'nin hamsili pilavı hem şekil itibariyle hem de lezzet itibariyle çok keyifli değildi. Bence Tuğçe'nin pilavındaki tek sıkıntı salçayla beraber bir iç pilavdan başka bir pilava dönmesiydi. O lezzet hamsiye çok gitmemişti. Günün ikincisi, koruma altına aldığımız tabaklardan bir tanesini de sahibi Zeynep'le devam ediyoruz. Serhat, güzel olmuş. Bence biraz daha baharat atsan daha da güzel olurmuş. Afiyet olsun. İç harcın biraz bence ıslak kalmış. Yani biraz daha sanki fırında kalmalıydı. Zeynep kendi ismi yazılmasın diye yani sürekli iyi hallerdeydi. Ama kendi koruma altına girince birden böyle gurme kesildi. Ben diyorum ki sonradan gurme. Salim, portakal var içinde değil mi? Evet.
güzel, değişik bir tat katmış. Sadece yalnız fıstıkları biraz çiğ kalmış bence.